Rıfkı oğlum ben okula gidiyorum canım oğlum. Sen de burada uslu uslu otur tamam mı? Hı, ama oğlum seni okula götüremem ki. Orası köpeklere uygun bir yer değil. Aa Rıfkı üzülme oğlum. Ben hemen gelirim okuldan tamam mı? Hadi bakalım görüşürüz. Şapşal bu Rıfkı ya. Benimle birlikte okula gelmek istiyor. Arkadaşlar sizce Rıfkı'yı da okula götürmeli miyim? Yorumlarda yazın bakalım. Götür diyenler yazsın. Belki de Rıfkı da benimle okula gelir ve derslere girer. Çok komik olur. Neyse ben çok geç kaldım. Koşayım en iyisi. Of ya hayır. Herkes derse girmiş. Geç kaldım. Ne yapacağım şimdi ben? Öğretmenim kusura bakmayın geç kaldım. Evet evladım sersem herif geç kaldığını görebiliyoruz. Öğretmenim lütfen çok kızmayın olur mu? Dolmuşu kaçırdım yürüyerek geldim. Seni hergele seni ben dersime geç kalanlara ne yaparım bilmiyor musun? Öğretmenim biliyorum ama lütfen bu seferlik affedin. Affetme falan yok geç bakalım tahtaya. Ayakta tek ayak üzerinde bekleyeceksin. Ya öğretmenim zaten yürüyerek geldim ayaklarıma kara sular indi. Lütfen beni cezalandırmayın. Evet çocuklar sizce Efekan'a geç kaldığı için ne ceza vereyim yoksa hiç ceza vermeyeyim mi? Yorumlara yazın. Arkadaşlar lütfen Baldi'ye yorumlarda yazın. Bana hiç ceza vermesin. Neyse seni sersem bu seferlik affediyorum. Yorumlarda kimse ceza verme demiş. Geç yerine. Arkadaşlar sağ olun adamsınız. Sizin sayenizde ceza almadım. Evet çocuklar şimdi sizlere bazı sorular soracağım. Zaten bu hergele yüzünden çok vakit kaybettik. Öğretmenim yine mi sözlü yapacaksınız? Ya öğretmenim siz bize hiçbir şey öğretmiyorsunuz ya. Sadece soru soruyorsunuz. Kapayın çenenizi sersemler. Ben öğretmenim siz öğrencisiniz. Ben soracağım siz cevaplayacaksınız. Adios amigos öğretmenim. Siz hep soru soruyorsunuz. Hiçbir şey öğretmiyorsunuz. Evet öğretmenim ya siz bize hiçbir şey öğretmeden sorular soruyorsunuz. Öğretmiyorsunuz ki. Öğretmenim galiba siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz ya değil mi? Sizi sersemler ben bu dünya üzerindeki bütün bilgileri biliyorum. Zaten o yüzden öğretmen oldum. Nasıl yani öğretmenim olmaz öyle şey. Bir insan bütün bilgileri nasıl bilsin? Kapayın çenenizi ve hazırlanın. Soruları soruyorum. Yanlış cevap verenler dayak yer. Adios amigos kesin ben çok fena dayak yiyeceğim. Ya öğretmenim yeter artık dövmeyin bizi ya dövmeyin. Çocuklar ben küçükken benim öğretmenim de sürekli beni döverdi. O yüzden ben de sizi döveceğim. Sıra bende. Ya öğretmenim sizin öğretmeniniz kötü birisi diye. Siz niye kötü birisi oluyorsunuz? Bizi niye dövüyorsunuz? Ben yıllarca bu günü bekledim. Sizi döveceğim günü bekledim. Ben sırf çocuklara dayak atmak için öğretmen oldum. Adama bakın ya sırf bizi dövmek için öğretmen olmuş ya. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edin. Evet ilk sorunuz geliyor. Keko evladım söyle bakalım. 365 gün 6 saat kaç yıl eder? Öğretmenim 365 gün kaç yıl eder bir hesaplayalım. 10 yıl falan eder öğretmenim. Sersem yanlış bildin. 365 gün 1 yıl eder. Vay öğretmenim ben nereden bileyim? Geç bakalım tahtaya ilk talihlimiz sensin. Günün ilk dayağını sen yiyeceksin. Hayır ya olamaz ya. Evet çocuklar ikinci sorunuz geliyor. Öğretmenim bana sormayın. Peki Efekan sana soralım evladım. Bir insan en fazla kaç yıl yaşar? Yani öğretmenim şimdi insandan insana değişir yani herkes aynı yaşında ölmüyor. Bir sayı söyleyeceksin söyle insanlar kaç yaşında ölür? Öğretmenim cevap 85 mi? Hayır yanlış bildin madem 85 yaşında ölüyor ben nasıl 200 yaşındayım? Nasıl yani öğretmenim siz 200 yaşında mısınız? Adios amigos öğretmenim hiç göstermiyorsunuz çok genç gösteriyorsunuz öğretmenim. Oh my god Ronaldo aferin evladım sen bugün dayak yemekten kurtuldun. Öğretmenim bugün de gerçekten çok yakışıklı görünüyorsunuz. Ha fakir zombi sen bana yakışıklı mı dedin? Aferin evladım sen de dayak yemekten kurtuldun. Öğretmenim siz gerçekten bugün biraz fazla kaslı görünüyorsunuz ya. Keko evladım istediğin kadar iltifat et sen bugün asla dayaktan kurtulamayacaksın. Öğretmenim peki ben kurtulacak mıyım? Sen de yanlış bildin Efekan geç tahtaya ikinize meydan dayağı atacağım. Hayır ya olamaz ya hayır. Sizi tembel tenekeler, alın bakalım, alın bakalım. Siz benim sorduğum sorulara nasıl yanlış cevap verirsiniz ha, tembeller? Oh my god, Baldi'ye bakın, meydan dayağı atıyor, meydan dayağı. Öğretmenim, ay yavaş vurun biraz, yazık. Ay yazık, nasıl da dayak yiyorlar, vurun öğretmenim, vurun, hak ediyor bu erkekler. Sizi sersem salak çocuklar, benim dersimde nasıl yanlış cevap verirsiniz he? Siz güzel bir dayağı hak ettiniz. Ağzınızı burnunuzu kıracağım sizin. Ne alın lan, ne alın lan, oh my god. Ya öğretmenim yavaş vurun ya. Aha, vurmayın artık öğretmenim, yetmez mi? Aha, kafam kıpkırmızı oldu. Sizin gibilere bu dayak az gelir, yetmez bile. Alın bakalım, alın. Size bu kadar dayak yeter. Defolun şimdi sınıfımdan. Defolun sersem veletler. Öğretmenim elinize sağlık. Çok güzel dövdünüz. Canım çekti resmen. Evet çocuklar, beni bilirsiniz. Dayak konusunda uzmanımdır. Of ya of, yine dayak yedim Baldi'den işte. Hem de beni dersten kovdu. Şu halime bak ya. Gözüm morardı resmen. Şişti gözüm. Çok kötü oldu. Of. Rıfkı oğlum, ben geldim oğlum, erken geldim. He, yüzümdeki morluklarımı merak ediyorsun oğlum. Baldi'den dayak yedim. Evet Rıfkı, biliyorum oğlum, sen sinirlenme. Evet, beni dövdü. Rıfkı oğlum, gözüm çok acıyor oğlum. Çok kötü dayak yedim, şu halime bak. Rıfkı oğlum dur, nereye gidiyorsun Rıfkı? Oğlum Rıfkı dur, hayır ya, olamaz. Rıfkı okula gidiyor, kesin beni dövdüğü için Baldi'yi ısıracak. Ulan bu köpek bana doğru mu geliyor, ben mi yanlış görüyorum? Hayır, olamaz, lanet olsun, köpek beni ısırdı, hayır. Rıfkı oğlum dur, ne yapıyorsun Rıfkı? Hayır, lanet olası köpek, bırak beni ısırma, hayır. Baldi, sen beni döversen benim köpeğimle böyle gelir, seni ısırır, intikamını alır. Hayır, olamaz, ısırdı beni, lanet olası köpek. Rıfkı oğlum, aferin sana oğlum, nasıl da ısırdın ama ona, aferin. İşte Kerem komiser, şikayetçiyim, bunlardan şikayetçiyim. Ne oluyor ya Kerem komiser, ne oldu? İşte komiserim, beni ısıran köpek ve sahibi burada. Efekan, hakkınızda şikayet var, köpeğinle birlikte Baldi'ye saldırmışsınız. Hayır Kerem komiser, ben bir şey yapmadım, köpeğim kendisi saldırdı. Evet, bu sarı saçlı velet bu köpeği benim üzerime saldırttı bana. Doğru mu bu Efekan, böyle bir şey yaptınız mı? Baldi ısırılmış. Ya komiserim, gözümün halini görmüyor musunuz? Baldi beni dövdü. Yalan söylüyor, ben onu dövmedim. Baldi beni dövdü, benim köpeğim Rıfkı da dayanamadı, Baldi'yi ısırdı yani. Hayır, yalan söylüyorlar, bu çocuk kendi köpeğini benim üzerime saldırttı. Yani Efekan, hakkınızda şikayet var, Baldi ısırılmış, maalesef köpeği almak zorundayız o zaman. Ama Kerem komiser, görmüyor musun, Baldi de beni dövdü, gözüm mosmor oldu ya. Komiserim, görüyor musunuz, köpek tekrardan bana havluyor, bir daha ısıracak beni, bir daha. Merak etme Baldi, ben buradayken ısıramaz. Hoştu lan, hoş. Ya komiserim, o da beni dövdü ama böyle şey mi olur? Maalesef yapacak bir şey yok. Bu köpeği tutukluyorum. Onun gitmesi gereken yer hapishane. Evet Kerem komiser, bravo, çok doğru bir karar. Ama o bir köpek, hapishanede ne işi var? Yapacak bir şey yok. Hakkında şikayet var yani. Evet, şikayetçiyim. Hayır, olamaz, bırak ya, bırak beni, ısırıyor, hayır. Hayır Rıfkı oğlum dur, yapma Rıfkı. Gördünüz mü Kerem komiser, bu köpek saldırgan, sizi de saldırdı. Bana da ısırdı, bana da ısırdı. Memurlar gelin, alın şu köpeği. Hayır, bırakın köpeğimi, hayır. İşte bu, hak ettiğin yeri buldun, saldırgan köpek. Ya Kerem komiser, bu haksızlık. Baldi bana saldırdı, ona bir şey olmadı. Benim köpeğimi niye hapse atıyorsunuz? Bana bak Efekan, köpeğin Baldi'ye saldırdı, sonra da üstüne yetmezmiş gibi bana saldırdı. Onun gitmesi gereken yer burası. Ama Kerem komiser, bu haksızlık, o da bir köpek. Yapacak bir şey yok maalesef. Uzun yıllar burada kalacak. Sen git artık, kendine yeni bir köpek al. Hayır arkadaşlar, lütfen yorumlarda bana desteklerinizi gösterin. Videoyu beğenip kanala abone olun ki köpeğim Rıfkı hapishaneden çıksın.